Merhaba arkadaşlar, Kızıltay TV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz gibi Empire Total War çekiyorum arkadaşlar. Yalnız en son başımıza bir iş gelmişti hatırlıyorsanız. Bu İran sınırında katliam. Şurada savaş yok, savaş vardı bir. Burada çıkarma gelmişti başımıza. Yani başımıza çıkarma olayı gelmişti. Bir de İngilizlerin de gördüm. Buradan bir donanmayla geldiklerini gördüm. Bizim donanmamız da buradaydı. Ve ben de düşündüm ki tam hedef şurası. Hedef bu uç. Buradan saldıracağız. Şimdi bir şuraya gelelim, ondan sonra bakarız. Şuradan şöyle bir yol alalım yavaştan. Şu donanma da tehlikeli çünkü. Ya elimizden geldiği kadar bir birlik basalım da burada. Çünkü çok ihtiyacımız olacak belli ki. Tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Ya parayı bitirene kadar, yani bütün gelir kaynağımızı yok edene kadar, ha. Bunlar oraya çıkacak galiba. Çok belli, oraya çıkacakları belli oldu şu anda. Çok tehlikeli var ya, arkamızdan direkt vurup vururlar bunlar. Ki bunlara karşı savaş da zor kazanırız. Çünkü eğitimli birlikleri var, hat piyadeleri var heriflerin. Hat piyadeli birimler, sağlam birimler. Atik değil ama kaliteli. Yani öyle kolay kolay ezip geçemiyoruz ki. Aa, ben şey savaşını unuttum. Çeçenya Dağıstan'da savaşacak. İster istemez onlar saldıracak büyük ihtimalle. Belki hiç ordu yemeden onları bir yok ederiz ama bakalım. Şu ordu alımına gördüm. Korkun necele faydası yok. Vallahi bak, bütün gücümüzle, hatta siz de gelin abi. Yani o kadar artık zor durumda kaldık ki. Herkes gelsin, toparlanın. Sonra siz de bu tarafa doğru devam. Orada onları durdurmazsak hiç durduramayız. Burada Fransızları durduracağız abi. Yoksa bir daha böyle bir şansımız asla olmaz. Dağıstan'ı hiç dokunmayacağım ben arkadaşlar. Bunlar zaten ister istemez bize saldırmak zorunda kalacaklar. O zaman işte de ben savaşı kazanırım. İmkanı yok şu anda, zaten kazanma şansları yok gibi bir şey. Şimdi. Şuraya devam. Gidiyor değil mi burada? Tamam. Güzel. Bunlar yan yana, yavaş yavaş, az kaldı. Fransa'dan gireceğiz abi. Oradan buraya alınca bu tarafa döneriz hemen. Sonra bir Fransa'daki isyanları bastırırsak hele, bütün her yeri yıkacağım. Ya yani bütün din alanlarını falan yıkıp en kısa zamanda buradaki şeyi bastırmaya çalışacağım. Otoriteyi ele geçirmeye çalışacağım. Hallettiğim zaman Paris Fatih olarak 1. Ahmet şeye geçecek. Tamam, güzel burada şu an. Durum gayet hoş. Ben de burada bir endişelenmiştim de, sıkıntı yok şimdi. Buradan çıksa zaten şunların hepsi bir araya gelip oradan bir koyarız bunları. Bunları dünyadan atarız yani. Tamam, sıkıntı yok.
Endişe edecek bir dert, sıkıntı yokmuş o kadar. Şuradan bir ordunun gelip gelemediğini görseydik iyi olacaktı. Çünkü bunlar yolda olabilir. Boş durmak yok. Sürekli olarak birlik üretmemiz lazım. Tamamdır. Üç cephede birden savaşıyoruz. Eğer doğru düzgün komuta edersek ordumuz, ki evet, bak bak bak, donanmayı da yanına çekti. Oradaki donanma yeri şu an boş kaldı, onu fark ettim. Az kaldı, bunları kovmak üzereyiz. Ya fazla yapacak bir şey yok. Toparlanıp tekrar saldıracağız. Yalnız Osman biçiyor arkadaşlar. Yani biraz yavaş olmasını söyleyin şu Osman kardeşimize. Yani bu kadar hızlı parçalarsa bize bir şey kalmayacak. Avusturya'yı yok etti, Macaristan'ı yok etti, Lehistan'la savaşta ve biçmek üzere. Yakında Prusya'ya da saldırır. Rüya aleminde. Bura çok isyankar olması gerek, inşallah. İsyan etmezler, tamam. Mysur'da adam çıktı. Tamam, bu kadar asker bize yeter dedi. İyice gözlerini korkuttuk. Titi'nin aynı oydu. Şuraya varsın. Niye? Niye giremediniz ki için? Oğlum ne yapıyorsunuz? Heh, tamam oldu. Oldu, şimdi oldu. Buradan şuraya bir vardık mı zaten? Hani en azından arkamızı garantiye aldık. Bu arada İngiliz donanması falan filan da ortalıkta yok. Defolup gitmişler bir yerlere. Ne halleri varsa görsünler. O konuda şanslıyız. Dağıstan için kaç tur kaldı? İki tur kaldı. İki tur içinde ya savaştılar. Savaşamadılar, orada otomatik bize geçecek zaten. Hiç kayıp vermedi. Ben de hiç kayıp vermek istemiyorum. Şey kaydekten oğlum, ne olmasın. Riskli işler yapıyoruz. Şimdi. Bakalım bir şuraya gidelim, ne var? Şöyle çaktırmadan şu civarlara gidelim. Boş gözüküyor, tamam. Bir sonraki tur giriyoruz arkadaşlar. Çok kaşındı bunlar. Tamamdır. Zaten bu buradan gelse atıyorum şuna savaş açsa, bu da savaşın içine girecek otomatik. Böyle bir donanmayla alamaz. Hani şurada falan varsa onlar tehlikeli, o da artık halledeceğiz, bir şekilde halledeceğiz. Risk varsa bizim işimiz arkadaşlar. Yalnız Hintçe öğreneceğim şu oyun yüzünden ya. Şu garip garip emirler. Hani Osmanlı'da da var ya, hani Türkçelerini bilince o parti var demek. Altta parti var. Bir gidip yok edelim bakalım düşmanı. Yemin ediyorum yaptığı işlerle oyunu kastırıyor. Neler yapıyor acaba alttan? Ya vermeyeceğim sana bir şey ya. Bir git.
mi isteklisiniz siz de askeri ittifak yapmaya? Saldırmak istediler arkadaşlar. Ben de isteklerini kırmayayım. Savaşalım o zaman. İstek kırılmaz beyler. Kırmadan getirelim gördüğünüz üzere şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar, düşman bize saldırdı. Bakın bunlar çok önemli oyunda. Hani oynarken taktik gerekirse falan. Şimdi her zaman düşmana biz saldırmayacağız. Oyunun farklı şeyleri var. Mesela bize onlar saldırdığı zaman eğer biz şu süre içerisinde onların saldırısını püskürtürsek oyunu otomatik biz kazanırız. Yani o yüzden bundan yararlanacağız birazdan. Yani biz onların üzerine asla gitmeyeceğiz. Ama aynısı tam tersine de geçerli. Eğer biz kuşatmış da saldırmış olsaydık şu bayrağı ele geçiremezsek bitecekti oyun. Yani kaybedecektik o zaman içerisinde. Şimdi güzel bir mevzi bulacağım. Bizim asker koyabildiğimiz sınırlar içerisinde. Buraya da asker koyabiliyormuşuz. Koyamıyormuşuz daha çok. Burası onların yeri. Biz şu yeşil şey içinde koyabiliyoruz. Ne var? Şöyle güzel bir yer çıksın da oraya koyayım. Aha bak. Burası bence ideal arkadaşlar. Tüfekçileri alalım önce. Gelsin gelsin düşman incesin gitsin yani. Atabiliyor muyum? Şimdi. Bunlar sol kanatta bekleyecekler. Gizli. Gizlensinler şuraya. Oradan bir anda saldıracaklar. Ani şok. Hatta şöyle yapalım. Oradan çıkış yeri açalım. Bekleyeceğiz bakalım. Gelip saldıracaklar nasıl olsa. İki tane topumuz var. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Aslında birazcık daha aşağı gitsek şuradan çok iyi olacak da. Şöyle bir aşağı gidersek çünkü aradan atış yapmaz. Atış yapmamız lazım. Tamam. Böyle iyi oldu. Şunları da ileri çekelim. Düşmana şuradan kütür kütür bakalım bir. Tamam bak buradan şurayı tamamen doğrarız yani tamamen. Bunlar nedir? Daha bir burada bir atlı birliğimiz fil falan var. Bunlar komutan karargah falan filan arkada dursun arka plan. Var mı daha bir birlik? Evet. Gelsinler bakalım bekleyelim. Rastgele atış yapmayalım lütfen. Genel olarak şuraya başlayalım bombardımana. Düşmanın birlikleri 60 kişilik 60 kişilik yani fazla zorlanmayız zaten. Kolay bir şekilde yok ederiz. Yalnız düşman ağırlıklı olarak bu taraftan mı geliyor? Evet öyle geliyor. Sıkıntı yok orduyu bu tarafa doğru döndürürüz eğer çok fazla atar gider yaparlarsa. Şöyle yapacağım bu birliği şuraya koyacağım da şurada bir boşluk olmasın. Zaten düşman top ateşlerine fazla dayanamadı. Mahvoldu gitti zaten. Şimdi şu merkeze ateş edersek. Burada bitti düşman. Oyunu uzanalım bu arada arkadaşlar. Çok gereksiz zaman kaybıydı. Burada bu düşman direkt düşer. Gördüğünüz gibi şurada. Ya fazla dayanamaz. Direnç bitti. Sonra bir yavaşlatalım oyunu. Şimdi düşman çok yaklaştı ya.
Düşman çok yaklaştıysa eğer. Siz de şuraya falan sıkın. Hadi. Şeyi sıkmayın. Bize de boşa durmasınlar. Şöyle şuradan yavaş yavaş arkadan arkadan gidelim. Yok, burada çok sert bir kayalık var. Neyse, çıkarlar bunlar. Düşman da iyi kayıp veriyor. Ama bizim yanımızda bir hiç, yani düşmanın birlik gücü. Tamam, güzel savaştı, iyi savaştı, zaten artık çekilin, uğraştırmayın beni. Evet, düşman bitti. Top atışları tamamıyla dursun. Artık savaş meydanı kaçan düşmanla dolmaya başladı. Var mı başka düşman? Evet. Düşmanın taarruz gücü kırıldığına göre artık biz de saldırabiliriz. Ki onlar teslim olmayı tercih eder diye tahmin ediyorum. Düşman artık tamamıyla battı gitti. Evet, şimdi bir kuşatmanın çok uzun sürmesi hoş bir şey değildir. Allah rahmet eylesin, da aslan kardeşimiz son yolculuğuna uğurlandı. Evet, artık birini daha buradan kaldırdık. Minor Nations'tan. Evet, da aslan. Yani ben durdum, bekledim sabırla, kendi kaşın diye. Bakalım ne yapacaklar. Evet, iyi. Gayet iyi şu an. Burada bunları sıkıştırdık sayalım. Biz öyle sayarız anca. Esasen sıkıştırdığımız falan yok ama Avrupa'da işler iyi gidiyor. Şu şey çıkalım. Süper. Ordumuz yalnız birazcık yıpranmış. Yolda tabi kayıplar yaşanmış olabilir muhtemel. Bir dakika, ilerlemeden önce şunlarla da, aha çok güzel. Ora boşsa var ya. Şuraya gidelim bir. Tüh be. Ora boşsa süper olacaktı da. Şöyle yapacağım. Donanmanın üç gemilik kısmını buna katayım. Ve bunları da buraya çıkaralım. Evet.
stratejik bir konuma çıkarıp bunları da şuraya yolluyorum. Tamam. Siz de fazla beklemeden ilerleyin. Stratejik bir konumda dursunlar. Tamamdır. Fransa çıkarması başarıyla sonuçlandı. Yani daha çok bu Hollanda'ydı ama Fransa'ya döndü yolda. Başımıza gelenlerden dolayı. Önemli değil. Bunlar zaten yenilmeyecek düşman değil yani. Bunları biz havada karada biçer alırız yani. Evet, şimdi. Orada iş bitti. Çeçenya Dağıstan ele geçirdik. Fransa birazdan düşer. Paris fazla dayanamaz bizim gazap. Tamamdır. Bu turluk işimiz bitti. İkmali yaptık mı? İkmali yaptık, tamam. Şuraya yaptık mı ikmalini? Gerçi burayı bilinçli olarak yapmayacağım birazcık. Paraya da ihtiyaç olduğu için. Arka plandan ekonomiyi geliştirelim. Bunlar lazım bize. 15 tane yer yapabiliriz. Tamam. Abartmayalım şimdi. Oo, İngiltere de geldi. Partiye onlar da ortak olmak istiyor. Ya bak, bir düşman savaşta yenilecekse etrafı yağmalamaya başlıyor. Otomatik direkt yani. Bizi uğraştıracak yalnız. Keşke biz orada saldırma şansımız olsa saldırsaydık da. Neyse. Of, bir sonra savaş yeter. Bu bölümler çok uzamaya başladı. Heyecan atmaya başladı yani. Uyduruk bir imparatorluktan dünyayı ele geçirmeye başladı. Halledelim Avrupa'daki işlerimizi. Bir sonraki kızıl elmamız Amerika. Şimdi bir selam söyleyelim şunlara. Bu bir. Kaydedelim. Bir selamımızı söyleyelim Fransalılara. Fransalı İngiltere ile uğraşmamız lazım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ordu düzenimizi nasıl alsak, Fransızlara karşı nasıl bir savaş yapsak, nasıl bir taarruz düzeni alsak onu düşünüyordum tam olarak. Şimdi şuradan sağ kanat. Sağ kanadımız güçlü olsun, sol kanatta. Evet şöyle, tamam. En büyük ayrıcalığımız fillerimiz. Filler bize yardım eder bir savaşta. Keşke birkaç tane fil basaydım. O Napolyon. Napolyon'a hazırlık, Fransız ordusu. Kanatlar ayarlayalım hemen. Şuraya taarruz. Topçularını geri kaçırıyorlar. Kaçmak yok. Oo, topçular iyi biçiyor yalnız. Devam devam devam.
Hiç durmak yok, durmadan ileri. Düşman diye bir şey kalmadı. Fil taarruzları da o yüzden güzel. Yok, siz şuraya gidin. Bak, düşman kanatlarını çöker dedim. Atlıların mesela bunları alsın. Evet, bunların hepsi şuna fokus attı. Tamam. Hatta siz şuraya dalın, bu tarafa gelin, bu tarafa doğru taarruz edin. Tek tarafa şey yapmayalım. Siz yavaştan bu tarafa da geçin. Siz bu kanadı kavrayın. O düşman generali öldürdü, çok güzel bir haber. Fransızların sonu. Siz durun, siz durun. Bu tarafa. Siz hala geliyorsunuz mu ya? Oh, ortada şey başladı yani, neyse. Videoda ayıp olacak bir şey. Neyse, bayağı bir... tarafa devam edin. Biraz takip edelim de şu düşman. Çıkışa kadar eşlik edelim şu an. Oğlum şu ordunun arkasında kalmak istemezdim ya. Korkunç bir ordu. Korkunç bir şey ya. Vallahi bu şey Babür ordusu Osmanlı ordusu gibi oldu ya. Bırakmayaydınız keşke. Bunları falan koşun, boyuna koşturun mal gibi. Maksat ele geçirebildiğimiz kadar düşman. Diyecekler ama işte ne bileyim. İyi gitti, tamam. Bitti, bitti artık. Düşman kalmadı. Şu alanda şunlar var. Yetişir mi ki oraya? Yetişmez herhalde. Oho, bunlar kaçmış bile.
Kim kaldı? Şurada bir şey var ama. He, şu 3-4 parça düşman kaldı. Tamam. Hayırlı olsun. Güzel bir savaş daha bitmiş oldu. Böylelikle.